Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Sevgili dostlar, dün sizlere analiz aktarmadım. Zira dün gündemi çok derinden etkileyecek ve teknik seviyelerimizi önemli ölçüde değiştirecek olan herhangi bir gelişme söz konusu değildi. Zaten dolar-TL içinde oldukça sıkışık bir band içerisinde bir harekete tanık olduk. Evet, dün aslında Türkiye'nin büyüme verileri gelecekti. Bu konuyla ilgili olarak zaten dünden bugüne kadar basında çok şey yazıldı, çizildi. Sayın Bakan Albayrak'ın da söylemiş olduğu üzere en kötünün geride kaldığı ve daha kötüyü bekleyenlerin ise bir anlamda hüsrana uğradıklarını ifade eden, önümüzdeki süreçte büyüme oranlarımızın ciddi şekilde bir ivme kazanacağını, yılın ikinci yarısından itibaren bu tablonun değişebileceğine dair her zaman olduğu gibi artık bildik ve aşina olduğumuz iyimser pembe tablolarla bir yorum getirilmiş oldu. Ancak dün için önemli olan bir durum vardı arkadaşlar. JP Morgan, Türkiye'nin son gelen büyüme verileri ardından 2019 yılına ait büyüme tahminini eksi seviyelere revize etti. Yani %1,5-2 aralığında bir büyüme tahmini analistler arasında tahmini olarak bekleniyor olsa da JP Morgan önümüzdeki yıl için, pardon, 2019 yılına yönelik olarak büyüme tahminini -0,9, yani %1 civarında negatif olarak tahmin ettiğini yansıttı. Her ne kadar bu tür tahminlerin yıl genelini ihtiva etmesi ve önümüzde çok önemli bir süreç olması gereği bugünlerden yapılan tahminleri de çok anlamlı bulmadığımı ifade etmek isterim. Daha çok şeyler değişecektir. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bugünkü analizimizde Dolar-TL'nin genel durumuyla ilgileneceğiz. Biyop konusuna değineceğiz, Merkez Bankası'na değineceğiz. Şu anda saat 21.58. Birazdan haber trafiğinden takip etmeye çalışacağım. Brexit oylamasıyla ilgili olarak İngiltere'den gelecek olan haberleri anlık bir şekilde yakalamaya çalışacağım. Saat 22 itibariyle oylama başlayacak. Oylamadan farklı bir şey çıkmasını beklemiyorum ama en azından dünya genelinde paritelere ve diğer unsurlara nasıl bir etki yarattı bu şeylerin, Brexit oylaması sonucunun, bunu anlık bir şekilde takip etme imkanımız olacak. Oylama sonucunu beklerken arkadaşlar, ben son günlerde, son 1-2 gündür çok çok artmakta olan bir soruya yanıt vermek istiyorum. Sayın Atilla Yeşilada, üstadımız, seçimlere kadar dolar TL'nin 6,5 lira olacağını iddia eden bir görüş bildirmiş. Arkadaşlar, ben bu Atilla Yeşilada beyefendinin görüşünü hangi videoda, hangi TV kanalında, nerede bu görüşü beyan ettiğini bilmiyorum. Sadece sizlerin ifadelerini referans kabul etmek kaydıyla cevap vermek istiyorum. Herkesin kendine göre bir görüşü olabilir, saygı duyarım. Atilla Yeşilada ekonominin duayen isimlerinden birisidir. Son derece eğitimli, donanımlı, uzun yıllar yurt dışında yaşamış, dünya ekonomisini çok iyi bilen ve hali hazırda da birçok üst düzey şirketlere danışmanlık yapmakta olan bir şahıstır. Kendisini bizzatihi tanımam ancak görüşlerine saygı duyarım. Ben onun bu görüşüne ve sizlerin sorunuza istinaden şahsi görüşüm olarak şunu ifade etmek isterim. Hatırlayınız, yaklaşık 2 hafta önce seçimlere kadar dolar-TL ne olur şeklinde bir analiz paylaşmıştım. Ve bu analizimde seçimlere kadar dolar-TL'nin maksimum 5,80 seviyelerine çıkabileceğini, 6 seviyelerine ulaşmasının pek mümkün olamayacağını, seçimlere kadar, altını çiziyorum arkadaşlar, böyle bir düşüncem olduğunu ifade etmiştim. Zira bu düşüncemin temelinde ise hiçbir iktidarın yüksek bir dolar kuruyla seçime gitmek istemeyeceği gerçeğini ön plana çıkarmıştım. Elbette ki dışarıdan gelecek olan çok ciddi baskılar, şunlar bunlar, bunlar olayın istisnai boyutlarıdır. Ama genel manada bütün imkanlarını doları baskılamak, daha uygun bir kurla seçime gitme arzusu içerisinde olabileceğini, bu nedenle de 5,50-5,60'lar civarında, ama hiçbir şekilde de 5,80'i aşamayan bir görüntüyle seçimlere ulaşabileceğimi ifade etmiştim. Tabii ki S-400 konusu o an için çok gündemde olan bir mevzu değildi. Yine aynı görüşümü tekrar ediyorum. Ancak burada bir çekince koyuyorum. Yarın bir gün S-400 konusuyla ilgili olarak çok büyük bir restleşme yaşanır ise, tabii ki bütün teknik tabloyu da, bütün genel konjonktürü de değiştirecek olan bir durum olacaktır. Ama şu anki restleşme boyutunda, şu anki ses tonu ve volümü dikkate aldığımız zaman bu tablonun da önümüzdeki günlerde çok aşırı boyutlara gitmemesi koşuluyla
doların 5.80 ötesine geçmesinin seçimlere kadar mümkün olmayacağını, 3 aşağı 5 yukarı belki 5.50-5.60 aralığında seçim takvimine yaklaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Seçimlerden sonraki konuya yönelik ise önümüzdeki hafta sonu, daha doğrusu bu hafta sonu çok ayrıntılı bir analiz aktarmış olacağım. Dolayısıyla benim şahsi düşüncem bundan ibarettir. Arkadaşlar şu hususu da lütfen bilmenizi rica ediyorum. Yani bugünlerde Sayın Atilla Yeşil Adan'ın dışında birçok uzmanlar çıkmakta veya uzman olduğunu iddia eden bir takım insanlar çıkmakta, hani çok farklı yorumlar getiriyorlar. Çok inanılmaz seviyeler telaffuz ediyorlar. Artık yani bir anlamda tarih verir konuma geldiler. Şu gün şu saatte dolar bu olacak, şu olacak diye. Ve maalesef ki siz sayın dinleyicilerimi ben tenzih ediyorum ama bu rakamlara inanan, gidip de olmadık seviyelerden dolar almaya kalkan veya alıp da hemen sanki yarın 3 gün sonra o denilen seviyeler görülecekmiş gibi beklentiler içerisine giren ama maalesef ki o insanlara inanıp da dolar alanların yaşamış oldukları acılara, içinde bulundukları soru bulutuna bizler yanıt vermek durumunda kalıyoruz. Ben yanıt vermek durumunda kalıyorum. Yani arkadaşlar lütfen biraz ayaklarınız yere basmalı. Bütün analizlerimde belirtiyorum ki dolardaki yükseliş beklentisi evet vardır ama kademeli bir yükseliş olacaktır. Afaki veya çok ciddi bir etken söz konusu olduğu zaman işte S400'ler gibi olabilir, farklı bir konudan dolayı olabilir. Bu sebeplere dayalı ani sıçramalar söz konusu olabilecektir. Ancak ekonomik durumumuz ve özellikle seçimlerden sonra çözüm üretmemiz gereken ekonomik sorunlarımız gereği dolardaki yükseliş trendi devam edecektir. Ve bu devamlılığın hangi gün, hangi saat, hangi seviyeye ulaşacağına dair bir beklenti içerisinde olmanın doğru olmadığını her fırsatta vurguluyorum. Eğer siz hangi dakika, hangi saniye cebinize girecek olan paranın miktarını bilmek istiyorsanız bu durumda yapacağınız tek olay var sevgili dostlar. Yani aylık, 3 aylık, 6 aylık bir vade yapacaksınız ve bileceksiniz 90 gün sonra veya 180 gün sonra cebinize kaç para girebileceğini. Ama farklı beklentileriniz varsa lütfen kendinize şu tarih bu tarih olacak diye bir süreç koymayınız. Çünkü dünya genelinde yaşanabilecek olan sorunlar, dolardaki yükselişi tetikleyecek olan faktörler ve bunlardaki tansiyon yüksekliğinin hangi saniye olabileceğini %100 bilmek veya bunlara bir vade koymak mümkün değildir. Evet arkadaşlar bu arada bir husustan daha belirtmek istiyorum. Yine seçim sürecine kadar Türkiye'nin Suriye'ye, Fırat'ın doğusuna yönelik de bir operasyon yapabilme ihtimalini de oldukça düşük görmekteyim. Zira dolar TL'yi etkileyebilecek olan faktörlerden bir tanesi de buydu. Seçimler öncesinde bu anlamda bir harekatın da başlama olasılığı sanki biraz zayıf gibi görünmekte. Tabii bu konunun farklı siyasi sebepleri şunları bunları var ama bunlara şu anda girmeyelim. Ama özetle böyle bir beklentim benim şahsım adına bulunmuyor. Değerli arkadaşlar saat 22, henüz oylamayla ilgili bir habere rastlayamadım. Matrix ekranından takip ediyorum. Ancak genel anlamda dünya piyasalarına baktığımız zaman özellikle pound dolar paritesini dikkate aldığımızda bugün önemli bir gerileme yaşadığına tanık olduk. Pound'un sterlinin değer kaybı yaşadığını dolar karşısında gördük. Ve bu değer kaybı 1.30 seviyelerine kadar yaklaşım gösterdikten sonra şu anda 1.30-1.71'ler civarında hafif bir toparlanma çabasını gösteriyor sanki. Brexit'ten bugün bir sonuç çıkmasını beklemiyorum. Yarınki oylamadan da herhangi bir sonuç çıkmasını açıkçası beklemiyorum. Artık bu Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki mevcut boşanma davası bu kaçıncı celsedir devam ediyor. Sizler de herhalde tahmin edemez duruma geldiniz. 29 Mart gibi bir son tarih söz konusu anlaşmasız bir şekilde Brexit'ten çıkmakla alakalı. Tahmin ediyorum bu tarih Haziran ayına falan ötelenecek. Yine aynı konuları önümüzdeki ayda, bir sonraki ayda konuşur duruma geleceğiz ve bu oylama oldu olacak falan filan derken euro dolar paritesinde ve diğer dünya para çiftlerinde o günlere yönelik, oylama saatlerine yönelik bir takım hareketlilikler olacaktır. Daha da farklı bir şey olmayacak. 1.11-1.12 seviyesinin aşağısına gerilemiş olan euro dolar paritesinde şu anda 1.13'lerin zorlanmakta olduğunu görüyoruz. Zira bir anlaşma, bir sonucun çıkmayacağını paritede zannediyorum kanaat getirmiş durumda. Diğer yandan doların küresel piyasalardaki değer kaybının devam etmekte olduğuna tanık oluyoruz ve dolardaki küresel değer kaybı biliyorsunuz altın fiyatlarını hareketlendiriyor ve Japon yeninin değerlenmesine sebebiyet veriyor.
altın fiyatları 1280'den tepki bulmak kaydıyla 1300 dolar seviyesine tekrar ulaştı ve bu seviyeyi zorlar konuma geldi. Altın fiyatlarının dolardaki tablonun bu şekliyle devam etmesi durumunda 1320 dolar seviyesini tekrar test etmesi beklenebilir. Euro dolar paritesi için ise 1.13 üzerine sıçramalar söz konusu olsa bile tekrardan 1.13 seviyesinin aşağısında 1.12.50'ye doğru geri çekilme ihtimalini dikkate almakta yarar olduğu kanaatindeyim. Zira çok ciddi bir güç kaybı yaşamış durumda Euro'nun dolar karşısındaki görüntüsü itibariyle. Evet sevgili arkadaşlar, bütün bu tabloya bağlı olarak dolardaki iç piyasalarımızdaki dolar seyrimize baktığımızda haftaya başlarken değerli dostlar, dolar için önemsemiş olduğumuz seviye 5.43-33 seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde kalınmak şartıyla ilk hedef noktamızın 5.50 olacağını öngörmüştük. Pivot bilgilerimiz bize bunu ifade ediyordu. Diğer taraftan ise %23.6'ya denk gelmekte olan 5.64-64 seviyesinin ise dolar TL için önemli bir Fibonacci direnci konumunda olduğunu, ancak bu Fibonacci dirençlerinin veya desteklerinin öyle 2-3 günde değil de biraz daha kalıcı bir trend sonrasında ana hedef olarak dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştik. Ancak pivot verilerimiz, özellikle haftalık pivot verilerimiz o hafta için yönün ve ulaşılabilecek olan hedefin nereleri olabileceğini bizlere daha kısa vadeli bir şekilde bilgilendirebilmekteydi. Zira 5.50-37 seviyesi hali hazırda bu haftanın önemli bir pivot direnç hedefi olarak görülmekte. Bu seviyeye yaklaşımları yaşıyoruz. Olumlu trend, yükselen trend devam ediyor. Görmekte olduğunuz gibi yükselen kanalda herhangi bir bozulma mevcut değil. Son durum itibariyle haftalık kısa orta vadeli olarak adlandıracağımız bir periyot itibariyle dolar TL için 5.35-66 seviyesinin bu yükselen orta vadeli, kısa orta vadeli kanalın alt bandı olduğunu, ana destek noktası seviyesine geldiğini, üst bandın ise şu anda 5.52-38 olarak görülmekte olduğunu fark ediyoruz. 5.52 seviyesi bu kanalın üst bandıdır. Bu bandın test edilmesi durumunda, eğer bu bandın yukarısına çıkarılacak, taşılacak, aşılacak gibi bir tablo söz konusu olursa 5.60-5.64 aralığı görmekte olduğunuz diğer kriterlerimiz itibariyle mevcut olabilirmiş. Hafta sonu aktarmış olduğum analizlerde de arkadaşlar 5.50'nin üzerinin test edildiği anlarda özellikle 5.52-54 bu civarlara yaklaşımlara çok dikkat edilmeli. Buralardan bir geri dönüş olup da 5.47-5.50 aralığı tekrar test edilebilir. Ardından bir kez daha 5.50'nin üzerinde tutunmak amaçlı, o psikolojik direnci aşmak, kırmak amaçlı bir çaba görülebilir. Eğer ki 5.50 üzerinde bir tutunma yaşanıyorsa ilk atakta yaşanamayabilir. Bunun da altını çizmiş olayım. 5.50 üzerinde bir tutunma yaşanabiliyor ise bu durumda arkadaşlar 5.55'in ötesinde 5.60-5.65 aralığına doğru bir hareketlilik gündeme gelebilir teknik kriterlerimiz itibariyle. Değerli arkadaşlar, günlük grafiğimize dönelim. Yarın için ne olabilir veya şu anki tablo neyi gösteriyor noktasına bakalım. Şu an piyasalar henüz açık olduğu için şurada gördüğünüz pivot değerlerinde anlık değişmeler söz konusu olacaktır. Bu sizi aldatmasın. Gece 24'ten sonra kapanış verilerine göre, gün sonu kapanış verilerine göre ben yarın için geçerli olan pivot verilerini Twitter adresimden her akşam olduğu gibi yine aktaracağım. 5.45-24 seviyesinin şu an için pivot seviyesi konumunda olduğunu, yarın da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı tahmin etmekteyim. Şu an 5.45-63'ler civarında işlemler geçiyor. O halde 5.45 üzerinde kalıp kalamadığımız takip edilmeli. Bu seviye üzerinde kalıyor isek 5.47-50'ye doğru bir hareketliliğin buranın da aşılması durumunda 5.49 seviyesi, burası da geçilebiliyor ise eğer, buradan bir geri dönüş olup da 5.47-50'lerin aşağısına gelinmiyor, buradan tekrar bir tepki oluşuyor ise bu durumda özellikle ve özellikle 5.51 seviyesine çok dikkat edilmesi gerektiğini, bu seviyeye kadar bir yükseliş yaşanabilir ama buradan tekrar 5.48-5.49 bölgesine doğru hızlı bir dönüş olabilir. Zira 3. pivot direnç noktaları önemli direnç noktaları olarak etkisini gösterebilmekte ve buralardan bu seviyelere kadar yaklaşım olduğunda buradan
bir dönüş ihtimali diğer dirençlere oranla biraz daha yüksek olabilmekte. Bu hususu dikkate almakta yarar var. Tabii ki yarın illaki 5.51 görülecektir diye bir husus söz konusu olamaz. Pivot verileri bize belli virajların aşılması durumunda nereye kadar yükseliş olabileceğini, yönümüzün hangi seviye olduğunu ifade etmekte. 5.45 üzerinde 5.47.50, 5.47.50'nin üzerine yerleştiysek de 5.49 ve buranın da aşılması durumunda 5.51 gündeme gelebilecektir. Şimdi arkadaşlar bir de evet herhangi bir değişim göremiyorum. Şu anda haber olarak da yansıyan bir şey göremedim arkadaşlar. Brexit oylamasıyla ilgili olarak Matrix ekranına yansıyan bir şey olmadı. Şimdi arkadaşlar bir de Viyop açısından duruma bakalım. Viyop'taki tablonun ne olduğunu size aktarmaya çalışayım. Viyop'ta da arkadaşlar haftaya başlarken dolar Viyop piyasaları itibariyle Mart vade itibariyle bakıyoruz. Tablomuz şu durumdaydı. 5.48 önemli bir pivot seviyemiz konumundaydı. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.54 seviyesine doğru hareketliliğin devam edebileceğini öngörmüştük. Dolayısıyla bu son durum itibariyle baktığımız zaman 5.50-56 seviyesine kadar bir hareketlenme yaşanmış. 5.54 seviyesi halen gözetilen bir hedef konumunda bulunuyor. Ve son kapanışını ise 5.50-35 ile oldukça güçlü bir şekilde gerçekleştirmiş durumda. Günlük verilere baktığımız zaman ise sevgili dostlar, dün itibariyle pivot verilerimizin bize çizmiş olduğu rota şuydu. 5.48'in üzerinde kalındığı takdirde 5.50-46 seviyesinin görülebileceğini ifade etmişti. Bugün bakıyoruz arkadaşlar 5.50-56 görülmüş. Zira yine gördüğünüz gibi günlük pivot verimizde, haftalık pivot verimizde doğru yönü tespit ediyor ve doğru seviyeleri bir şekilde hesaplama konusunda sorun yaratmıyor. 5.50-46 demiş, biz bugün en yüksek 5.50-56 seviyesini görmüş bulunuyoruz. Yarın için arkadaşlar Viyop Mart vade dolar kontratları için takip etmemiz gereken kriter 5.49-66 seviyesinin pivot seviyesi olduğunu görmekteyiz. Bu seviyenin aşağısına inilecek olur ise takip edilmesi gereken seviye 5.48-76 olarak görülüyor. 5.49-66'nın veya genel manada 5.49-50'nin üzerinde kaldıkça 5.51-93 yani 5.52 seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu seviyeye doğru bir yaklaşım olabilir. Bu seviyenin de aşılması ve destek konumuna gelmesi durumunda ise 5.52-83 seviyesi 5.53'e doğru bir hareketlilik olabilirmiş. Son nokta olarak ise 5.55 seviyesi 3. pivot direnci olarak yarın olası güçlü bir hareketlilikte test edilebilecek bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Zira 5.55 seviyeleri aynı zamanda bizim bu hafta içinde gündeme gelebilecek olan pivot seviyelerimizden, pivot dirençlerimizden birisi konumunda idi. Bunu da hatırlatmış olayım. Gelelim arkadaşlar Merkez Bankası'nın durumuna, vaziyetine, o ne yapmış ne etmemiş. Mart ayı itibariyle bakıyoruz arkadaşlar. Mart vade itibariyle bakıyoruz. Mart vade itibariyle Merkez Bankası bugün herhangi bir işlem yapmamış görüyoruz. Dün de herhangi bir işlem yapmamıştı değerli arkadaşlar. Nisan vadeye gelelim. Nisan vade itibariyle neler yaptığı konusuna bakalım. Nisan vade arkadaşlar görmekte olduğunuz tablo. Nisan vade itibariyle Merkez Bankası bugün itibariyle 23.379 kontratlık bir short pozisyon açmış durumda. Dün analiz aktarmamıştım. Dün ne yapmış? Dünden bugüne ne miktarda bir pozisyonu var? Buna bakalım isterseniz. Yani bu hafta içi ne yapmış sorusuna yanıt arayalım. Son 2 gün itibariyle Merkez Bankası 34.500 kontratlık bir short pozisyon açmış Nisan vade itibariyle. Son olarak arkadaşlar Haziran vadeye bakalım. Haziran vade itibariyle Merkez Bankası'nın bugün açmış olduğu short pozisyon sayısının 18.850 kontrat civarında olduğunu görüyoruz. Dünü dikkate aldığımız zaman yani haftanın ilk 2 günü itibariyle ne miktarda pozisyonu var? Evet, 47.600 kontrat haftanın ilk 2 günü itibariyle Merkez Bankası'nın açmış olduğu pozisyon sayısını görmüş bulunmaktayız. Arkadaşlar Merkez Bankası'nın haftanın ilk 2 günü itibariyle sakin kaldığını, çok aşırı miktarda short pozisyona yüklenmediğini görüyoruz. Zira hafta sonu aktarmış olduğum geniş analizde Merkez Bankası'nın bütün vadelerdeki pozisyonlarını ve maliyetlerini aktarmıştım. Merkez Bankası'nın elinin artık birazcık sıkışık bir noktaya geldiğini, pozisyonlarının şu an içinde bulunduğumuz
seviyelere çok yakın durumda olduğunu, yani maliyetlerinin şu an ulaşmış olduğumuz seviyelere çok yakın duruma geldiğini, artık yavaş yavaş maliyetlerinin de üstüne çıkan, terste kalma dediğimiz zor anlara yaklaşım içerisinde olduğunu görmüştük. Evet, mutlaka ki bundan sonra dolar TL'de önemli bir artış söz konusu olur ise, Merkez Bankası'nın elinde bulunduğu short pozisyonların maliyetleri de şu anki fiyat seviyeleri civarlarında olduğu için, bu maliyet artışı durumunda elindeki short pozisyonları zarar edecektir. Bu durumda ne yapacaktır? Bu pozisyonları kapatma cihetine mi gidecektir? Kapatma cihetine giderse alım yapması gerekir. Alım yapması demek piyasanın daha da yükselmesi anlamına gelecektir. Yüksek seviyelerden ekstra fonlama yapması, ekstra short pozisyon açması, bu da bir başka yönlü bir risktir. Ve bir başka önemli konu ise, terste kaldığı sürece, terste kaldığı oran dahilinde teminat tamamlama mecburiyeti olacaktır. Yani arkadaşlar, işin açıkçası önümüzdeki günler ve özellikle seçimlerden sonra Merkez Bankası'nın nasıl adımlar attığını çok ama çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Zira Merkez Bankası son 3 aydır, 4 aydır 6 seviyeleri civarlarından açtığı short pozisyonlar sayesinde çok önemli kazançlar elde etti. Her zaman söylediğim gibi Merkez Bankası'nın ana amacı buradan kazanç elde etmek değildir. Bir şekilde piyasadaki psikolojiyi dengeleyebilmek, burada bu sahada ben de varım, spekülatif hareketlere, aşırı dalgalanmalara müsaade etmem, gerekirse daha yüksek miktarda gücümü kullanırım mesajlarını verebilmekti. Ama tabii ki şu anda piyasadaki tablo biraz daha oyuncuların güçlendiği veya rakip oyuncuların biraz daha güçlü hareket ettiği bir şekil kazanmış durumda. Sevgili arkadaşlar, maalesef Matrix ekranlarına Brexit oylaması ile ilgili bir şey yansımadı. Şu anda bununla ilgili size bilgi aktaramayacağım. Zira dediğim gibi oylamadan çok önemli bir sonuç çıkmasını beklemiyorum. Bu hafta içerisinde hatırladığım kadarıyla iki oylama daha var. Bu oylamaların durumuyla ilgili olarak gerekirse çok önemli bir piyasalara yönelik önemli bir etki olacak olur ise Twitter adresim aracılığıyla oradan ekstra yorumlar geçerim. Efendim, şu ana kadar verilen bilgiler itibariyle dolar TL ve biop dolar konusunda söylenecekler bunlardan ibaret. Gerek dolar TL'de gerekse biop dolarda yukarı eğilimli hareket, yukarı trend devam etmekte. Kritik değerler takip edilmek kaydıyla avantajlı işlemlerin yapılabileceği kanaatindeyim. Gün içerisinde gerek 120 dakika gerek 240 dakika gibi kısa periyotlarla işlem yapıyorsanız, biop veya forex gibi alanlarda işlemler yapıyor iseniz, bu durumda kısa vadeli, kısa süreçli destek ve direnç noktalarını Twitter adresimden aktarmaktayım. Gerekirse oradan istifade edebilirsiniz. Efendim, şimdilik hoşça kalınız diyorum. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler.